Bu akıllı tabelamız, bu kodu okutursanız yazılıma gidiyor ve o sokaktaki işletmelerin bilgileri geliyor. Bu da akıllı tabelamız. Bu da binaların bağımsızlar, binalarda oturanların kişisel bilgilerinin belediye tarafında sadece ulaşabilmesi, zabıta ekiplerimizin o binayla ilgili metrekare veya diğer bilgilere çok rahat ulaşılması, hepsini biliyoruz. Ve burada bu da geri dönüşümle ilgili bir ürün. Bunları da geri dönüşümden yaptık. Çok güzel olmuş. Evet, ledli bordür ve kilit taşlarımız. Yine mama odaklarımız var. Evet, mama kuş evlerimiz var yukarıda yine. Bunlar da hepsi geri dönüşümden yapıldı. Peki, teşekkür ederiz. Bu tarafla da mı siz ilgileniyorsunuz? Hepsi aynı zaten. Tamam, bunlar nedir? Bu üç boyutlu yazıcı. Yine kuş evlerini falan onlarda yapıyoruz. Buyurun başkanım. Mezarlıklarda da akıllı yapmışsınız. Yani karekod var mezarlıkların başında. Evet. Orada yine kimdi, ne zaman öldü? Kimin oğlu, şu hangi mahallede? Şu okutacaklar, tabii, her şeyi görecekler. O bilgiler geliyor. İşte isterse gerekirse dua okutuyor yine aynı şekilde. Ve bizim tarafımızda da yakını kim? İhtiyacımız olduğunda numaralarına falan ulaşıyoruz. Bunlar kapı numaralarımız. Evet. Akıllı kapı numaralarımız. Yine su numaralarımız var. Yani bu da önemli bir şey zaten. Belediyenin evet, çok ilgilendiği. En büyük problem. Belediyelerde çok büyük bir problemdir bu. Numara taş tabanı. Ve pahalı bir süreçtir. Ve sürekliliği olması konusunda zor bir durumdu. Biz buna bu şekilde kendimiz üreterek çözüm bulduk. Ve gayet de ucuza ürettik. Piyasa değerinin çok altında. Normalde ne kadar piyasa değeri? Mesela normalde bizden böyle bir şey yapmak için 1.2 trilyon yeni parayla 2 milyon bir şey istedi. 2 trilyon eski parayla 2 milyon. 1 milyon 200 bin lira bir para istediler. Ama biz bunu 55 bin liraya mal ettik hepsini. Aynı şeyde. Çok büyük para. Yani çok büyük bir fark var. Nasıl? Çok büyük fark var. İnanılmaz fark. Evet. Trilyon ya, trilyon. Evet, aynen. Az bir para değil aynen. Arkadaşlar. Ve 55 bin liraya mal ettik bunu biz. Yani yapılması çok iyi olmuş. Tabii. Şimdi büyük şehirlere falan destek veriyoruz o konuda. Güzel. Aslında bayağı bir şey yapmışsınız o zaman bunu. Katma evet, değerli sağlamış oluyorsunuz. Tabii. Ruhuna el fatiha. Aynen. Gayet güzel yap. Lazer kesim oluyor değil mi? Lazer mi? Bu lazerle markalama oluyor. Güzel, kolay da çıkmıyor bir şey. Aynen çıkmıyor. Çıkmıyor, kaybolmuyor. Yangında yanmadığı bunun üstünde karekodlu versiyonları da var. Onları zaten hemen şurada görüyorsunuz. Aynen. Karekodlusunu hemen yanına ekliyor arkadaşlar. Tabii. Logonun yanına evet, ekliyor. Aynen. Peki başarılar dileriz. Teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar bu akıllı direği biliyorsunuzdur. Daha önce videosunu çekmiştim. Atölye geldiğimde smart direk olarak geçmekte. Üzerinde paneller vardı. Elektriğini üretmekte. Aynı zamanda üstte de çeşitli aparatlar takılabilmekteydi. Bu bayağı büyük bir boyu. Endüstriyel boyutta olanı. Ve evet hemen yan tarafta Belsis diye bir uygulama var. Çevreci bir makinamız. Sokak canlılarını beslemek adına buradan özellikle geriye dönüşebilen atığı, pet şişeyi atıyoruz. Arkasından hemen sokak canlılarını beslemek için mamalarımızı evet. Bu da buna benzer bir konsept. Gene pet şişemizi bırakıyoruz ve çevreci bir kalem özellikle kalem veriyoruz. Bazen puan evet. Neye göre değişiyorsa ve burada bir şey daha var dikkatini yeni çeken. Bir yeni bahsettiğimiz yerli araç için siz akülü çoktan yapmışsınız çalışmaları. Çoktan evet çalışmasını yapılmış. O amaçla da şarj istasyonlarında kullanılacak. İlerleyelim. Burada neler var? Bu da tarımla ilgili. Tarımla ilgili özellikle fide yetiştiriciliği
genellikle sular sıcak olduğu için bunu 10 gün içerisinde bu toprakla buluşabilecek fide yetiştiriliciyle yapılıyor ve doğal olarak da burada da herhangi bir kimyasal kullanılmadan kullanılmadan fide yetiştiriliciyle yapıyoruz. Ne sorulan standa sizlere en çok? Yani en çok tabii ilçemizin hani kıyı şeridi ön plana çıkan hangi ürünleri? Özellikle bizim maydanozumuz çok meşhur. Türkiye'nin evet ihtiyacının %50'sini karşılayabilen bir ürün. Evet. Ve o konuda da iddialıyız. Yeni bir ürün muzla ilgili. Muzla ilgili evet yeni bir ürün. Ciddi bir alternatif ürün oluştu ve bölgemizde hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Hadi bakalım Arslan'ın muzundan yiyelim bakalım. Aynen. Hemen yedirelim o zaman size. Var mı? Var. Evet. Ha, yani üretiliyor. Üretiliyor hemen. Enteresan. Gösterelim ekrandan. Evet. Arslan'ın muzu. Muz küçük olacak, büyük olmayacak. Aynen. Lezzetli olması. Lezzetli olması için. Tercih etmek gerekiyormuş. Aynen. Bunu da öğrenmiş oldum geçen fuarda. Aynen. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Merhabalar. Fipronet'ten Ebru Özer. Bu ürünlerimiz Arsus Belediyesi'nin kullandığı güneş enerjili aydınlatma ürünlerimiz. Evet. Şebeke bağlantısı gerektirmiyor bu sistemlerde. Direkt... Zaten bolca da güneş alıyor sizin orası. Evet, Hatay'da bolca güneş aldığı için bölgemiz bu ürünleri kullanmak aslında çok mantıklı oluyor ve çok ekonomik oluyor. Evet. Herhangi bir şebeke bağlantısı yok. Ürünü istediğiniz yere alıp koyuyorsunuz. Seyyar. Küçük bir ankraj gerekiyor ve o ankrajın üstüne ürünümüzü yerleştiriyoruz. Bir platformdan bahsediyorsunuz yani. Evet, sabitlemesi için küçük bir ankraj gerekiyor. Güneşi evet yukarıdan vuruyor. Ama şu an katalogları görüyorsunuz tamam. Siz. Bu küçük bir numune fuar için getirdik bunu. Esas ürünümüz şu 3,5 metrelik. Evet, isterseniz onu gösterelim. Tamam. Arkadaşlar kocaman olan da. Bu 3,5 metrelik bir ürünümüz. Orijinal boyutu 3 metre ile 5 metre arası bu ürünlerimiz. Yerine göre değişiyor. Burada elektriği elde ediyor pillerden. Tabii güneş enerjisiyle alıyor. LED kullanıyoruz. Evet, LED kullanıyoruz. LED de gayet az yakıyor değil mi? Tabii, kesinlikle çok verimli. Son teknoloji zaten. Ne kadar şarjda, ne kadar saat Minimum 2 gün herhangi bir güneş ışığı görmese bile minimum 2 gün aydınlatma sağlıyor. 2 gece. Evet, 2 gece sağlıyor. Peki kaç saat şeyde güneş görürsün? Nasıl? Güneşin sabahleyin sabah güneşi gördüğünde depolama tekrar depolamaya devam ediyor. Sabah akşam güneşi gördüğünde depolama yapmaya devam ediyor. Ha, o şekilde. Hı-hı. Gayet kullanışlı aslında. Bunun maliyeti nedir? Bunun maliyeti yaklaşık 8 dolarlar civarında ama hani projeye göre değişiyor. Hani evet projeye göre değişiyor. Kaç yılda peki kendini amorti ediyor mu söyleyelim? Şimdi eğer yeni bir proje ise kazı kablolama maliyetlerini de koyduğunuzda bir sene içerisinde kendini amorti ediyor. Bir yılda başa baş geliyor. Hani bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çalışmaları yapıldı. Bu 20 yıl kullansın. 20 yıl. Tabii. Hiç elektrik faturası ödemeden kullanmaya... Bunu ev için kullanamaz mıyız böyle bir şey? Bu dış mekan aydınlatma ürünü. Hani sonuçta evlerde de işte bahçelerde, sitelerde kullanılabilir. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Yerli firmayız. Bu da çok önemli. Panelleri mi sadece dışarıda oluyorsunuz? Paneller bizim için Türkiye'de özel üretiliyor. Nerede üretiyorlar? İzmir'de. Evet, İzmir'de bir firmamız bizim için özel üretiyor. Yani biliyorsunuz panel üretimi hep ithal ediliyor diye biliyordum. Aslında hücre ithal ediliyor. Yani içindeki hücre mecburen ithal ediyor. Şu an Türkiye'de üretilmiyor ama bununla ilgili bir YK yapıldı. Çalışmalar yapıldı. Şu anda onun üzerinde de çalışıyor bildiğim kadarıyla. Hükümetimiz buna da biraz önem gösteriyor. Aynen güzelmiş aslında. Bir de şu borlu güneş enerjisi pili falan geliştirirse çok iyi olacak. Ama işte bu yüzden hani birazcık desteğe ihtiyacımız var. Yani bunun Ar-Ge'si 2 sene sürdü. Mesela bu ürünümüzün Ar-Ge'si 2 sene sürdü. Tamamen yerli sermaye,
yeterli bilgi birikimi, biraz da açıkçası desteğe ihtiyacımız var. Doğru. Yani belediyelerimizin, kamunun burada böyle bir şey yaptık, aynı zamanda bu ürünler hani neden buradayız, neden akıllı şehir fuarına geldik? Çünkü bu ürünler IoT uyumlu. Siz bunu bir yere koyduğunuzda hem güneş enerjisiyle aydınlatma sağlıyor, herhangi bir şebekeden ihtiyacınız yok bağlantıya bağımsız olarak, hem de istediğiniz sensörü bağlayarak istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Çok fonksiyonlu kullanılabilir. Tabii tabii. Bu şekilde. Başarılar dileriz. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Tuzla Belediyesi'nin standınız arkadaşlar. Güneş enerji sistemleri hakkında kısaca bilgi alacağız arkadaşlar. Kamu alanında İstanbul'un en büyük güneş enerji sistemimiz bizim Tuzla Şelale Eğitim Parkı'nda yer almakta. Şelale Eğitim Parkı'nda kurmuş olduğumuz güneş enerji sistemi yıllık 24.994 ağaç kurtarımı ve 274.935 kilovat, yani karbon monoksit salımını azaltıyoruz. Burada biz doğrudan güneş enerji sistemi santrale bağlı. Burada fazla, yani bu alanda kullanmış olduğumuz tüm elektriği buradan karşılıyoruz güneş enerji sistemiyle. Biz burada bilim merkezi, holozo, havuzlar ve buradaki sosyal tesislerimizin tamamının elektriği buradan karşılamanın yanı sıra burada fazla üretmiş olduğumuz elektriği biz doğrudan şebeketen vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Şebeketen sunuyoruz ki akülleme sistemi olmadığı için doğrudan şebekeye veriyoruz elektriğimizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar, Azizliye Belediyesi'nin yaptırmış olduğu, evet, uçak, insan sağlar uçak. Aslında şöyle desek daha doğru olacak. Biz bu uçağı TÜBİTAK 2019 İnsan Savarıcı Yarışması'na katılmak için geliştirdik. Yani o görev ve şartları içerisinde olan bir uçak. İşte oradaki görev şu, iki referans direk arasında sonsuz işaret çizmekti. Yani bunun üzerine çalışan bir uçaktı. Yalnız biz bu uçağı geliştirdikten sonra dedik ki artık bu uçağı başka türlü nasıl kullanabiliriz? Uçağımız hem görüntü alıp hem görüntü işleyebiliyor. Bu sayede Azize Belediyesi'yle tanıştık işte. Azize Belediyesi'ye şu işlemi yapabiliyoruz. Batuhan, Azize Belediyesi'yle yapılan işlemleri Batuhan arkadaşımız size anlatsın. Azize Belediyesi'yle... Batuhan şöyle uyursun. Evet. Azize Belediyesi'yle biz şöyle entegre olmaya karar verdik. Bizim uçağımız görüntü alabilme ve işleyebilme potansiyeline sahipti ve bunu belediye nasıl entegre edebiliriz diye düşündük. Ve şöyle bir karar aldık. Belediyenin şöyle ihtiyaçları vardı, yani sonuçta ihtiyaç talep doğrultusunda bu işlemler gerçekleştiriliyor. Belediyenin ihtiyacı da şuydu, yani personel ve zamandan kazanma amacıyla şöyle bir işlem yaptık biz. Belediye üzerinde uçağımız uçarak kaçak yapıları ve imar hatalarını bulup bunu ilgili birime aktarıyordu. Oo. Ve hala da aktarabiliyor. Ve örneğin herhangi bir olası bir afet durumunda ise personelden önce gidip araziyi keşfederek bunu ilgili birime aktarıp aynen ona göre personel yardım götüreceğiz. Bu 30 dakika boyunca havada kalıyor ve tamamen otonom bir şekilde. Ya herhangi manuel bir sistem yok. 30 dakikada bayağı şey yapan, yani dronlar bile 15-20 dakika. Evet, dronlardan en büyük ayıran özelliklerden bir tanesi de bu. Ve cidden çok hızlı bir uçak. Yani şöyle benzeyeyim, 24 metre bölü saniye hızla uçuyor. Yani bu metre bölü saniye. Ama dronlar bu kadar hızlı uçamaz. Neresi ne olur? Helikopter gibi uçuyor. Helikopter gibi uçuyor ve cidden çok hızlı. Yani dediğim gibi dronlardan ayıran özelliklerden bir tanesi bu. Ve 30 dakika içinde 42 kilometrelik alanı çok rahat şekilde tarayabiliyor. İnsan savarıcı gibi yaptık. Bunun en büyük etkeni birazdan motor ve kullandığımız telemetri modelleri. Kullandığımız sistem bu şekilde ve belediyeyle bu şekilde entegre olduk. Sen ne kadar zamandır belediyeyle çalışıyorsun? 2 aydır. Biz zaten çok yeni bir takımız. Türkiye'de de şöyle bir ilkimiz var. 4 ayda yarışmaya katılan tek takımdık. Ve bu şekilde belediyemiz de bize bir destek sağladı. Biz de belediyemizle ortak bir çalışma yaparak böyle bir ortak çalışmada buluştuk. Yarın bir gün artık tarımda da kullanılır bu uçak. Her türlü yerde kullanılabilir. Sonuçta bir hizmet için varız. Evet. Hizmet için de kullanılabilir. Ziyaretçiler ne soruyor en çok? Ziyaretçiler de, yani genellikle belediyeler geliyor. İşte kendi belediyesine özgü alabilmek için bizlerle beraber bir iletişim halindeler. Öyle bir talep de var ya. Talep var. Sonuçta dedim, arz talep ilişkisi. Peki, başarılar dilerim. Çok sağ olun.
durumunda kamburluk oranımızı arttırıyoruz. Bu sayede taşıma kapasitemizi arttırmış oluyoruz. Çok iyi. Böyle bir uygulama var mı sizin düşünüyorsunuz? Biz şu anda bunu düşünüyoruz. Yani şu anda üzerinde çalışan bir NASA var bildiğim kadarıyla. Bir de biz bildiğim kadarıyla. Şu anda mesela bir kamburluk oranımızı arttırıp taşımayı arttırıyoruz. Havada kalma süresi, yani uçakların şu anda flaplarını geriye atmasın. İnişte yapmış oldu havada. Biz bunun işte havada uçuşta sergilemesini düşünüyoruz. Yani flaplarda kalkış ve inişte sadece bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Biz bunu uçuş esnasında da, mesela şöyle, diyelim bir savaş uçağı bomba yükleyeceği zaman kendi kamburluğunu arttırmasını, taşıma kasasını arttırsın. Bu şekilde yüklendikten sonra, bombayı attıktan sonra artık bu kamburluğa gerek duymayacak. Çünkü yükünü bırakması lazım, hızlanması gerekli. Bu nedenle simetriliğini düşürterek, simetriyi arttırarak, evet. Hem sürtünme azalmış oluyor, hem hız kazanmış oluyor, hem de bu sayede yakıttan tasarruf sağlamış oluyor. Süper. Evet. Gerçekten çok. İşte bunu, yani biz bir malzeme bulursak, eğer buna uygun bir malzeme, bunu Aşkar'a entegre etmeyi düşünüyoruz. Şu anda zaten vetör uzunluğu 300. Bunu Aşkar'a entegre edeceğiz. Bu şekilde bir uçuş sergileyeceğiz. Mesela şu anda Aşkar'ın kullanılan Epler 214 kanat profili 10 derecelik maksimum açıda yapabileceği taşıma 500 gram. 500 gramlık bir yük taşıyabilir. Ama kamburluğunu arttırdığımız zaman o profilde, yani 750 gram hatta 1 kiloya kadar bile çıkış sağlayabiliriz. Yani hesaplarını yaptık. %40 bir artış sağlayabiliyoruz. Evet, Ankara'da, evet arkadaşlar, Ego kartını kullananlar bilirler. Bu ne cihazı diyorlardı? Sürücü kontrol paneli. Panel olarak geçmekte. Bunu bu şekilde okutuyorlar ve son işlem bilgisi. Aynı zamanda bu sürücü kontrol paneli sadece sürücü ekranında bilgi göstermiyor. Bu aynı zamanda içeride medya yönetimi yapabiliyor. Merkezle şoför arasında mesajlaşmayı sağlıyor. Evet. Ve ayrıca da içeride anons da sağlayabiliyor. Yolcu bilgilendirme, işte durak anonsu gibi işletsel özellikleri de mevcut. Bu yapıyor. Ha, bizim Ankara'da farklı yapıyor. İki tane farklı cihaz da yapmışlar da gördüm. Ha. Yani bu çok özellikli. Bu çok işlevsel bir cihazdır tabii. Dediğim gibi hem merkezle şoför arasındaki mesajlaşmayı, hem araç içerisinde yapılan bir anonsu, aynı zamanda medya yönetimini ve yolcu bilgilendirme sistemiyle birlikte. Evet, toplamış oluyor. Yani en önemlisi o galiba. Yani bu hat bazında verilen bütün reklamları da aynı zamanda yönetebiliyor diyelim. Yönetebiliyor. Şöyle, şimdi bu bizim validatör dediğimiz, aslında karşıları okuttuğumuz cihazlarımız bunlar. Bu sürücü kontrol paneli sürücünün önünde duruyor. Dediğim gibi içerideki yönetimi sağlayabiliyor. Burada da zaten biletten her okuttuğunda kimin bindiğini, şu an demo cihazı olduğu için gözükmüyor ama resimlerde, kişiselleştirilmiş kartlarda zaten görünüyor. Hem sürücü kontrol panelinde hem validatör üzerinde. Bu VAL 7 cihazımızdaki ve VAL 8 cihazımızdaki fark şu, zaten yine en son üretilen cihazımız VAL 8'dir. Burada QR kod haricidir. VAL 7'de ama VAL 8'de dahilidir. QR kodla da araçla binebiliyorsunuz. Tabii NFC ile binebiliyorsunuz. Kredi kartıyla biniş yapabiliyorsunuz. Bu her iki cihazda da geçerli. Sadece buradaki fark QR'ın harici. Burada dahil olması, ayrıca bunun gördüğünüz gibi ekranı 7 inç. Burada 4.3 ekranla çalışıyoruz. İşlemcileri de burada daha hızlı, biraz daha hızlı diyebiliriz. Tabii fiyatları da teknolojiyle birlikte değişiyor tabii. Bu da yine sürücü kontrol paneli. Biraz önce anlattığım gibi diğer DCP-4 cihazımızdaki bütün özellikler burada da mevcut. Bu şu anda bizim yurt dışında Sofya'da kullandığımız projede mevcut olan bir ürün aslında. Bu validatör ve sürücü kontrol paneli. Tabii 14 ülkede çalışıyoruz biz zaten. Türkiye'de de yaklaşık 65 ilde zaten elektronik ücret toplama sistemlerini yapıyoruz. Tabii tek işimiz elektronik ücret toplama değil, tabii ki akıllı şehirler konsepti altında birçok ürün sağlıyoruz. Yani bir durak daha varmış, oraya da tabii gidelim bakalım. Tabii ki, buyurun. Bu arada ziyaretçilerin çok sizlere... Sadece akıl durak, mesela bu yukarıda gördüğünüz yolcu sayma, kişi sayma kamerasıdır. Evet. Bunun altından geçtiğinizde ve çıktığınızda kaç kişi gelmiş, artık otobüslerde de sayımlar yapılıyor bu türlü. Çünkü belediyeler artık otobüslerini ölçümlemek ve yolcularını ölçümlemek için bu gibi sistemleri kullanarak o hatta kaç tane araç göndermesi, kaç metre. Tabii ki biraz da aslında tasarruf da sağlamak için bir ölçümleme yapabiliyor. Bu görmüş olduğunuz kiosk cihazımız küçük bir cihaz gördüğünüz üzere. Aynı zamanda bu otobüs içerisinde konulabiliyor. Ya daha çok otobüs içerisinde tercih ediyor ama dış ortamda da kullanılabiliyor bir sundurmayla birlikte. Hem kredi kartı hem nakit ödeme alan bir cihazdır bu. Karta yükleme yapıyor. İçerisinde 500 adet. Tabii 500 adet banknot girişi ATM yapılabiliyor. Aynen öyle. Mevcut. Otobüse bindiniz, kartınızda bakiyeniz otobüsün yok. İçerisinde olması çok güzel.
güzel o zaman değil mi? Hani kart, tabii. Kartınız bitmiş, okuttunuz. Kart mesela bakiyeniz yetersiz geldi. O anda hemen cihaz üzerinden kredi kartınızla bir andaki olarak yükleme yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar yani bunu iyi düşünmüşler. Kesinlikle. Küçük yani olduğu için de çok işlevsel. Bu gördüğünüz şu zaten otobüs içlerinde olan borular. Evet. Onlar uygun bir şekilde zaten montajlanarak herkesin kolaylıkla işlem yapmasını sağlar. Hem para hem şey hepsi mi yapıyor? Tabii nakit paraya bakın şuradan alıyor. Kartınızı şuraya koyuyorsunuz. Evet. Şuraya. Sonra İçerisindeki bakiyeyi görüyorsunuz zaten. Buradan nakit para alışı yapıyor. Evet. Buradan da kredi kartınızı koyuyorsunuz. Buradan da şifreniz. Tabii. Şifrenizi girerek kartınızı istediğiniz yüklemeyi sağlayabiliyorsunuz. Bütün ürünlerimiz çok güzel. Bu da bizim akıllı durak dediğimiz ürünümüz. Tabii ya o durakta bulunan kişilere otobüslerinin ne kadar zaman sonra geleceğini gösteren bir tabela. Şöyle söyleyeyim, hayır tabii ki öyle değil. Bu bir GPS'ten çekiyor bu veriyi. O da bizim biraz önce gösterdiğim validatörlerimizden gelen bilgiyle birlikte. Bu hatlar, duraklar, mesafeler tabii işleniyor ve Olga algoritma dediğiniz gibi arka planda çalışarak bu verileri sağlıyor. Oradaki trafik yoğunluğuna göre de zaten ölçümlüyor. Bu bizim aslında çok sayıda projemizde var. Dediğim gibi Türkiye genelinde biz 17 büyük şehirde, onun dışında il ve ilçe belediyeleriyle birlikte toplam 65 ilde zaten bu işi yapıyoruz. Bunların birçoğunda özellikle büyük şehirlerin neredeyse tamamında zaten var bu ürün. Bunun en önemli özelliği aslında görüntü kalitesidir. Çözünürlüğü yani. Evet, çünkü normalde gün ışığında güneş üzerine vurduğunda bu görüntü aynı öyle görmeyi zorlaştırırken bunda mesela öyle problem yaşamıyorsunuz. Hatta yan taraftan bile baktığınızda çok net görebiliyorsunuz. Gayet evet, gayet dediğiniz gibi görüntü kalitesi çok yüksek bir cihaz. LCD'lerdeki olduğu gibi. Çok bu doğru. Bayağı gelişmiş. Peki teşekkür ederiz, başarılar. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Başkanım bizim davete ihtiyaç yok. Orası sizin zaten, kapımız sonuna kadar açık. Her zaman biz bekleriz. Vallahi araçta ilk defa görüyoruz. Evet. Bunun evvela Sakarya'da üretilmiş olmasından dolayı memnuniyet ifade ediyorum. Hı hı. Ve şu anda doğaya en saygılı ve zararsız olması münasebetiyle otogar ve heyetini tebrik ediyorum. Dolayısıyla zaten şu anda dünyanın gittiği trend elektrikli araçlar. Ki şu anda elektrikli aracı üretmiş olmasından dolayı tebrik ediyorum. Ve Sakarya olarak da bunu değerlendirme alıyoruz. Sakarya Büyükşehir olarak değerlendirme alıyoruz inşallah. Teşekkür ederiz. Yakında bizim araçlarımızı bu şekilde görürsünüz inşallah. İnşallah. Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar Otokar'ın önündeyiz. Fuarın en önemli araçlarından birisi ve elektrikli %100. Arkadaşımız şimdi bize kısaca araç hakkında bilgiler verecek. Buyurun, söz sizde. Merhaba. Yakın tutalım mikrofonumuzu. Tabii. Kent LF aracının aslında %100 elektrikli versiyonu bu. Evet. 12 metre alçak tabanlı bir araç. yaklaşık Türkiye koşullarında 85 kişi taşıyabilecek kapasitede. Bataryaları tavanda oluyor. Üstte. Evet. İşte 210 ile 350 kilowatt saate kadar bir batarya kapasitesi mevcut. Farklı müşteriler için, farklı talepler için farklı şeyler sunabiliyoruz. Farklı konfigürasyonlar sunabiliyoruz. Yani ne kadar gidiyor bu iki şeyler? Bu tamamıyla aslında şeye bağlı. Aracın kullanım şartlarına. Evet. Yaz kışa göre de değişmekte. Yolcu yük durumuna, mevsimlerin
durumuna bağlı olarak değişiyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Ne kadar zamanda şarj oluyor bu? 3,5 saat diyebiliriz. Bir o kadar kısa tabii, bir şeydi. Tabii ki aynen. 3,5 saatte normal depo şarjıyla. Ama pantograf çözümleri de var. Pantograf çözümü olunca daha kısa sürede, 30 dakika gibi bir sürede. O ne oluyor? Pantograf dediğimiz işte aracın tepesinde bir yapı var. Şeye bağlı, normal yolda 700 kW, 450 kW'lık bir enerji kaynağına bağlayarak hızlı bir şekilde şarj etme imkanınız olabiliyor. Şey gibi, şu üstten geçen tramvay hattı gibi. Ona benzer diyebiliriz, evet. Bu ama sabit, yani bir tel şeyi yok, ihtiyacı yok. Herhangi bir şeye bağlı değil, sürekli daimi bağlı olmak zorunda değil. Durağa yaklaşıyor. Durak esnasında da sadece durakların olduğu yerde beklerken de transfer edebiliriz. Aynen. Zaten amacı güzel mantık. Tabii evet. Ki amacı o zaten. Onlar da geçeceğini. Yolcu inme binme esnasında beklerken o sırada bir miktar da menzili artırmış oluyorsunuz. Araçla ilgili ne soruyor en çok ziyaretçiler sizlere? Genel olarak fiyatını soruyorlar. Ne kadar fiyatı? Bayağı pahalı galiba. Yani evet, çok biz de böyle yaklaşık değerler veriyoruz. O yüzden çok net rakamlar zaten bu aşamada vermek çok zor. Çünkü istenilen opsiyonlara göre fiyatta değişiklik öyle, oluyor. Bu şu an demo öyle. Ürünü mü? Tabii şu an yaptığımız ilk prototip araç 12 metre grubunda. Farklı konfigürasyon, isterlerin ne olduğuna bağlı olarak, müşterinin isterinin ne olduğuna bağlı olarak fiyat da, performansı da, menzili de değişebiliyor açıkçası. Ama aslında bir bakıma mantıklı. Çünkü bu araca ilk başta çok para veriyoruz ama sonrasında yakıttan dolayı kesinlikle. Kaç yılda kendini amort edecek? Şöyle diyebiliriz. Bu aracın ilk yatırım maliyeti yüksek. Evet, bunu kabul ediyoruz dizel evet. Araçlara göre. Çünkü yeni bir teknoloji. Ama bu aracın bakım maliyetleri çok düşük. Neredeyse mekanik parçaları yok denecek kadar az. Motor ve benzeri. O yüzden herhangi bir yağ değişim ihtiyacı ya da filtre değişim ihtiyacı, mekanik parçaların arızası gibi durum olmuyor. Bir de işletme maliyetleri düşük. Çünkü bir dizel yakıt kullanmıyorsunuz. Artık evet. Elektrik enerjisi kullanıyorsunuz. Elektrik enerjisi de dizel yakıta göre daha ucuz, daha düşük ucuz, maliyetli. Evet. Tepesine güneş paneli döşürsen oradan da elektrik elde edersin kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Buradaki olay şeyi kıyaslayınca aracın ömür devri boyunca yani bir 10 yıllık bir kıyaslama yapınca dizelle elektrikli arasında aslında çok da fazla fark olmadığı görülebiliyor. Bakım maliyetlerinin ve işletme maliyetlerinin düşük olmasından dolayı. Hmm, hepsini ekleyince bu daha avantajlı oluyor uzun dönemde. Çünkü neden derseniz avantajlı olmasının sebebi de burada herhangi bir karbon salınımı yok. Herhangi bir şey salınımı yok. Doğru. Çevreyi kirletmiyor. İnsan sağlığına pozitif etkisi var. Buna bağlı olarak da aslında bir nevi hastalık maliyetlerini de düşürüyor. Anladım. Peki yurt dışında bu şekilde araç üreten firmalar var mı var, şu an? Var tabii. Çıktı mı yani bu şekilde elektrikli? Var evet. Yurt dışında herkes bir şekilde trendi takip etmeye çalışıyor. Mecbur kaldı artık elektrikli tabii. Olunca herkes elektrikli artık. Bu bir gerçek artık. Yani bir yaklaşık 10 yıl içerisinde Avrupa'nın neredeyse tamamında artık elektrikli araçları göreceğiz gibi duruyor. Eğer farklı bir teknoloji gelişmezse. Evet. Türkiye'de de yakın zamanda açıkçası bekliyoruz. O yüzden de burayı bir fırsat olarak gördük. Belediyeleri tanıtmak, belediyelerin farkındalığını arttırmak amacıyla. Güzel bir taktik olmuş. Belediye evet. Fuarına katılmanız. Aynen. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Ben teşekkür olarak. Ederim. Çok sağ olun. Aracın şarj istasyonu noktası da burada tam arka tarafta kalıyor. Buradan da şarj edilebiliyor.